Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan değerlendirmelerde bulunacağım kripto paralar açısından. Dikkatli dinlemeniz sizlerin büyük faydasına olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü önemli gelişmeler var ve yarın açısından çok önemli gelişmeler olacak. Bana göre tarihin en önemli FED toplantılarından birisi olacak arkadaşlar. Bu yüzden atlamadan dinlerseniz sizlerin de faydasına olacağını düşünüyorum. Şimdi genel çerçeveyle olaya baktığımız zaman arkadaşlar ABD tarafında özellikle de bankacılık sektöründe var olan sorunlar e, durdurulamıyor. Bu hafta batan bankadan sonra arkadaşlar bugün tekrardan özellikle bazı küçük ve orta ölçekli bankaların e, hisselerine baktığımız zaman piyasada tekrardan %15'ler, %20'ler, %25'lere varan geri çekilmeler söz konusuydu. Ve oradaki dalga hala devam ediyor. Bunun en büyük sebeplerinden birisi arkadaşlar şimdi e, bankada mevduat sahipleri e, en azından 250 bin dolara kadar korunurken devlet tarafından oradaki en büyük risk arkadaşlar bonus sahiplerinin ve hisse sahiplerinin korunmaması bu gerçekten en önemli olan detaylardan birisi ama bu es geçiliyor maalesef ve bu hata nasıl yapılıyor ben gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum bu yüzden bu hata tam olarak çözülmeden arkadaşlar ABD'deki bankacılık probleminin ben tam olarak çözebileceğini düşünmüyorum daha da yayılabilir ve problemler arkadaşlar çığ gibi büyüyebilir bu yüzden ABD'nin bu işe bana göre en kısa zamanda bir el atması gerekiyor. Bunlardan bir adım ötesi daha arkadaşlar senatörler bugün Fed e çağrıda bulundu. Bu gerçekten önemliydi. Bakın arkadaşlar ABD'li senatörler Fed Başkanı Powell'a faiz artışlarını durdurma çağrısı yaptı. Bu dikkate alınması gereken bir şey. Çünkü bu senatörlerden geliyorsa arkadaşlar çok önemlidir. Bunun dışında arkadaşlar ABD Hazine Bakanlığı'nın yapmış olduğu taban likit problemi var hatta ABD 1 Haziran'la 15 Haziran arasında galiba bir tarih verdi yanılmıyorsam bu süreç içerisinde borçlarını bile ödeyemez hale gelebilir diye bir açıklamada bulundu yapmış olduğu bir mektupta özellikle de böyle bir açıklamada bulunmuş durumda. Bunlar şu an için ABD'de çok büyük krizin ayak sesleri ve bunun sonucunda özellikle de şu son gelen çağrı sonrasında artık Fed'in tamamen köşeye sıkıştığını söyleyebiliriz. Peki Fed neler yapabilir arkadaşlar? Hemen ona değinelim. Eğer yarın Fed bu gelişmeler doğrultusunda faiz artışını durdurma kararı alır. Yani daha doğrusu Yarın bir faiz arttırımı yapmaz ve ihtiyaç duymadığımız sürece bu saatten sonra artık bir faiz arttırımına gitmeyeceğiz derse bu gerçekten piyasalar için çok büyük bir hareket getirebilir. Zaten bankacılık e, krizinin Bitcoin'e olan yansımalarını biz net bir şekilde görüyoruz. Bundan önceki yükselişlerde bakın şu en son yapmış olduğu yükselişte yine bir banka krizi vardı. Bugünkü şu görmüş olduğumuz bunda da yine bugünkü Küçük ve orta ölçekli bankaların ABD'de hisse senetlerinin düşmesi sonucunda gelişmiş olan bir yükseliş arkadaşlar. Ama şunu bilmek gerekiyor ee, özellikle de ABD'de var olan mevduatların çok büyük bir çoğunluğu e, fonlara gidiyor arkadaşlar yatırım fonlarına. Bunun sadece %10'u %15'i hatta %20'si diyelim biz buna kripto paralara yansıyor arkadaşlar burada devasa hamleler görebiliriz. Çünkü, çünkü milyar dolarlar arkadaşlar şu an için yatırım fonlarına gidiyor. Bitcoin şu an için bu durumu fiyatlıyor. Özellikle de ABD piyasalarına da baktığımız zaman arkadaşlar bakın S&P 500 Dow Jones Nasdaq bugün çok sert satıcılı açıldılar. VIX endeksinde gerçekten çok sert bir yükselişle açılmıştı ve sert bir mum gördük. Yani bu korku endeksi arkadaşlar. Ve bununla beraber ABD borsalarının da düşmesi piyasalarda bir panik etkisi yaratmış olabilir ama bana göre yarın FED biraz daha Şahin görünümünü azaltabilir ve bunun da piyasalara olumlu etkisi olabilir. Ve bu olumlu etkiyle arkadaşlar kripto paralarda, emtialarda, hisse senetlerinde ABD'de önemli hamleler görebiliriz. yarına bu yüzden kilitlenmek gerekiyor. Şimdi genel manada çerçeveye baktığımız zaman FED Başkanı Paul'un yapmış olduğu açıklamalarda altını özetle çizmiş olduğu bir durum vardı. Bu durum neydi? Gelen veriler doğrultusunda kararların alınacağını belirtmiştim şu an için ABD'nin özellikle de içerisinde bulunduğu bu krizde, bankacılık krizine de baktığımız zaman yarın büyük bir ihtimalle işte bizim bankacılık sektörümüz şöyle güçlüdür, böyle güçlüdür diye yine açıklamalar gelecek ki açıklamalar önemlidir. Çünkü ekonomide arkadaşlar eğer güçlü bir kurumsanız söylemleriniz çok etkilidir. Bunu asla unutmamak gerekiyor. Ekonominin %80'i söylemlerden geçer arkadaşlar ve güvenden geçer. Güven ve söylem ortamı olduğu sürece piyasa her zaman bunu fiyatlar. Bunu da bilmek gerekiyor. Yarın FED başkanının özellikle de piyasaya güven verme olasılığı biraz daha yüksek olacaktır diye düşünüyorum ve yarın 25 bas puanlık bir yükseliş gelmez de gerçekten FED faizi yükseltmez ve bundan sonra da ihtiyaç duymadığımız sürece faizi yükseltmeyeceğiz diye bir açıklama gelirse bu piyasalar tarafından olumlu görülür. Ama bunların hepsine rest çekerse bunların hiçbirini görmezden gelir ve ben faiz arttırmaya devam ediyorum derse 50 bas puanlık bir artışla karşımıza gelirse bu da piyasaları tepe taklak eder arkadaşlar. Bu yüzden Yarın kritik bir gün olacak. Volatil hamleleri görebileceğimiz bir gün olacak. Fed faiz kararı sonrasında yapacağı Powell'un açıklamalar bizler için kritik önem taşıyacak. Bu yüzden yarın çok kritik bir gün olacak. Yani bundan önceki FED toplantılar da önemliydi. Ama şu an için ABD'nin kendi içerisinde yaşamış olduğu problemlerin kat ve kat yükselmeye başlaması da arkadaşlar yarınki FED toplantısını bir o kadar önemli kılıyor. Bu yüzden yarınki FED toplantısında özellikle de bu belirtmiş olduğum şeyleri göz önüne alınarak özellikle de senatörlerin yapmış olduğu çağrıya uyarsa FED bu gerçekten önemli olur ve faiz arttırımı yarından sonra durdurulursa bu piyasalar açısından gerçekten çok önemli yükselişleri akabinde getirebilir. Ama tam tersi bir durumda da çok sert geri çekilmeler yaşanabilir. Yani yarın gerçekten çok büyük volatil hamleler görebileceğimizi düşünüyorum ben arkadaşlar. Bu yüzden dikkatli ve temkinli ilerlemek her zaman önemlidir. Gelişmeler doğrultusunda ben tekrardan Twitter'dan anlık sizlere paylaşımlarda bulunacağım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyor saygılar sunuyorum.